Bugün tabii gazeteci Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde bir köşe yazısı var. Oradan da bir detay paylaşmak isterim. Çetin Doğan'ın tahliye dosyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne kadar gittiğini söylüyor ama Erdoğan'ın imzayı atmadığını, Çetin Doğan'ın tahliye olması için o gereken son imzayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atmadığını yazmış bugün Barış Terkoğlu. Önemli çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla son dönemde kimlerin nasıl, ne hızla serbest kaldığını gördük. Son birkaç senedir arka arkaya Hizbullah'tan hüküm giyen bir sürü ismin tahliye olduğuna tanıklık ediyoruz. Diğer taraftan işte Çetin Doğan'ın sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen eşinin röportajını getirdik ekranlarınıza. O dosyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde beklediğini öğrenmiş bulunuyoruz bugün Terkoğlu'nun yazısıyla diyelim ve devam edelim. Şimdi İsveç'e gideceğiz. İsveç polisi bir kez daha bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verdi. Göz yumuldu. Başkent Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı. Şimdi NATO üyeliği için İsveç malumunuz Türkiye'den onay bekliyor. Temmuz başında önemli görüşmeler olacak. Tam da bu süreçte yeniden böyle bir eyleme izin verildi. Başta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere Türkiye'den çok sert tepki var. NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç, Kurban Bayramı'nın birinci gününde yeni bir provokasyonun önünü açtı. Daha önce Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç, bu kez de bir caminin önünde Müslümanların kutsal kitabının yakılmasına izin verdi. Eylem, Kur'an yakma eyleminin hükümet tarafından engellenmesinin yargıdan dönmesi kararının ardından geldi. İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salvan Momika, Stockholm camisi önüne polis koruması altında geldi. Polis, eylemcinin etrafında güvenlik önlemi aldı. Momika, yanında getirdiği Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Kur'an yakma eylemine tepki göstermek isteyen İsveçliler ve Müslümanlar da cami önündeydi. 200 kişilik protestocular, Kur'an senin elinde değil kalbimizde diye bağırdı. Momika'ya taş atmak isteyen bir kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıya Türkiye'den en sert tepki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Fidan yapılan eylemi aşağılık olarak niteledi. Bu tür eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. İsveç'i bu tür eylemlere göz yummakla suçladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla işte onlarca yıllık tarafsızlıklarına son vermişti İsveç ve Finlandiya. NATO'ya girmek için başvuru yaptılar. NATO üyesi her ülkenin onay vermesi gerekiyor. Türkiye işte burada hatırlarsınız bir veto koydu. Stockholm ve Helsinki yönetimlerine de terör örgütlerine verdikleri desteği kesme şartı getirdi. Şimdi bu sebeple 3 ülke geçen sene İspanya'da buluşup bir mutabakat imzaladılar. Finlandiya şartları yerine getirince Türkiye o blokajı kaldırdı ve Finlandiya NATO'ya üye oldu. Şimdi İsveç bekliyor. Önümüzdeki hafta işte Temmuz başında önce bir üçlü zirve olacak. Ardından 11 Temmuz'da da Litvanya'da NATO zirvesi var. Yani oraya kadar artık bu sürecin netleşmesi lazım. İsveç sırf bunun için yeni bir terörle mücadele yasasını hayata geçirdi. Daha önce hatırlarsınız uyuşturucu ya da dolandırıcılıktan yargılanan, hüküm giyen isimler iade ediliyordu Türkiye'ye ama geçen haftalarda ilk kez terör nedeniyle Türkiye'nin istediği bir Türk vatandaşının iadesine onay verildi. Şimdi biz bu konudaki bütün gelişmeleri takip ederken yine Türkiye'nin en hassas olduğu konulardan biri yaşandı İsveç'te. Bakalım takip edeceğiz. Tepkileri getirdik. Nasıl yaptırımları olacağını göreceğiz. Bu arada tabii önemli yine Rusya Devlet Başkanı Putin'den de bir tepki var. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı diyor ki Kur'an-ı Kerim Müslümanlar için kutsal emanettir. Ve diğer tüm insanlar için de öyledir. Diğer ülkelerde farklı davrandıklarını, insanların dini duygularına saygı duymadıklarını, üstelik bunun bir suç olmadığını söylediklerini biliyoruz ama bizim ülkemizde bu hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur. Saygısızlık ve inançlar arası bölünmeyi kışkırtmak bir suçtur dedi. Vladimir Putin'in de açıklaması bu yöndeydi yaşananlara karşı.